kardeşi. Tamam. Bunu hallettik. Şöyle söyleyeyim, ben iki tarafı fon, ortaya tül istiyordum. Sadece güneşlik istemiyordum. Çünkü çok boğar diye düşünüyordum. Ama iki tarafı fon da çok boğarmış. Çünkü fonlar 90 santim mi oluyor dediler. Onun bir ölçüsü varmış. Sanki 90. Yani küçültürsek kötü olur dedi. Tek fon yapalım dedi. Oradaki abiyle abla sağ olsunlar çok ilgilendiler bizimle de. Tek taraflı fonda ben gerçekten hiç sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden onu iptal ettik. Acaba dedim sadece tül ve şey mi olsa, güneşlik mi olsa, sonra lens perdeye, dikey perdeye karar verdik. Bence böyle daha güzel oldu. Daha böyle hoş ve göze hitap edecek. Bu yollar ne zaman yapılacak? Hiç sorma bu yollar. Biz bunu evlenirken eve perde bakarken... Evlenirken değil. İkinci eve geçtiğimizde. Dur, kafan karıştı. Biz evlenirken yoktu lens perde Osmaniye'de. Sonrasındakindeki... Salon için düşün. Kafan salon karıştı. Salon için ek yaptırmak için perde ararken göstermişlerdi ama evet, hiç önermemişlerdi. Şöyle olur, böyle olur, bozulur yani falan demişlerdi. İlk baktığımızda hatırlıyorsanız benim salon perdem bir taneydi arkadaşlar. İkinciyi yaptırırken dedik ki hani salonun diğer perdesini de iptal edelim. Bu lens perdelerden yaptıralım. O zaman da böyle yeni yeni çıkıyor Osmaniye'de. Ama hani satan kişi o zaman bize şey söylemedi işte. Hep zorluklarını anlattı. Hiç kolay yönünü anlatmadı ve vazgeçtik. İşte yıkamada şöyle olur, yıkamada bozulabilir vesaire vesaire bir sürü şey anlattı. Ama şimdi buradaki abla beni çok güzel aydınlattı. Nasıl sökmem gerektiğini gösterdi tek tek perdelerin. Bu arada lens perdede tül oluyor, fon oluyor ve güneşlik. Üçü bir arada. Tek bir mekanizma ile yapıyorsunuz bunu. Hani kat kat bir sürü perde takılmak zorunda kalmıyor. Zaten ben çocuk odasına güneşlik istemiyordum da. Çok da iyi oldu bu benim için. Tek katla bütün görevi. Hepsi halloluyor aynen. Tam açılıyor, yarım açılıyor, tamamen kapatılıyor ve toplanıyor. Ama bizimki büyük bir ihtimal tek tarafa toplanacak. Aradaki mesafe kısa olduğu için iki tarafa toplanacak. Yok, yanlış söyledim. Tek tarafa toplanacak. Tek tarafa toplanacak. Şimdi onlardan öğrendiğim her şeyi size de aktarıyorum aslında. Bizimki tek tarafa toplanacak. İki tarafa açılmayacak. Bir de şöyle bir sorun var. Bakalım o nasıl halledilecek onu bilmiyoruz daha. Önüne şey geliyor. Petek geliyor perdenin. Onun gelmemesi gerekiyormuş. Mesela şimdi Rusacığım petekçiyle görüşecek. Yan fonlar üçer pile olacak. Ortası tamamen olacak yani. 1.97-1.98 gibi. Ölçü almaya da gelecek abi. Bizi arayacak. Biz de ona göre eve geçeceğiz zaten. Tüm aksiliklere rağmen çayımı aldım geldim arkadaşlar sizin karşınıza. Çok üzücü bir şey oldu. Ne oldu? Ben bugün vlog başlamıştım. Çok güzel bir şekilde sizlerle birlikte gittik. Oğluşumun odasının perdesini seçtik. Modeline karar verdik. Ölçüleri vesaire her şeyi belirlendi ve ben bunları vlogladım sizlere. Ama o vloglar yok şu anda. Gerçekten çok üzücü. Bir ara gene böyle olmuştu. Yani, ha? Bir ara gene böyle olmuştu. Evet, bir ara yine böyle olmuştu. Ve ben kartı değiştirmemiştim. Tüm suç bende. Yarın ilk işim gidip kart almak olacak. Gerçekten çok canım sıkıldı çünkü. Bir de şöyle, Allah'tan baktım. Bakma sebebim de dedim ki hani şeyin bir fotoğrafını alayım. Perdenin fotoğrafını alayım. Kızlara atacağım, arkadaşlarıma atacağım göstermek için. Yok. Ne fotoğraflar, ne videolar, hiçbir şey yok gerçekten. O kadar çok üzüldüm ki anlatamam size. Neyse artık olan kısımları koyacağım inşallah. Birlikte izleyeceğiz. Elimden geldiği kadar, kurtarabildiğim kadar videoyu kurtarmaya çalışacağım. Bu arada biz bugün perdeyi seçtik. Perdeye karar verildi. Perdemiz lens perde olacak işte. Ölçü de alındı. Öğleden sonra abi geldi sağ olsun, ölçüyü de aldı. Sadece işte bir sıkıntı var. Peteğin yeri değişecek. Onu da şimdi ustayı bekliyoruz zaten. Usta geldikten sonra petek artık bu taraftaki duvara mı, diğer taraftaki duvara mı sığar? Ona karar verilecek. Başka da hiçbir şey kalmıyor ondan sonra. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde de perdemiz gelmiş olacak. Bakalım artık kısmet. Bu arada bugün eve geç gelmemizin sebebi de yine Musacım oldu. Sağ olsun. Bugün bize eve girdirmedi. Çünkü çocuğun odasına almamız gereken işte aynadır vesaire vardı. Bir böyle ayna yapmayı planlıyoruz şifonyerin üst kısmına. Onun da etrafına böyle boncuk düşünüyoruz. Daha önce kullandığımız ahşap boncuklardan. Onları falan aldık bugün. Bayağı iş hallettik. Çarşıda sonra annemler, kayınvalidemler derken bu saat oldu. Ve hala usta bekliyoruz. Artık usta gelecek. Gelmek üzere zaten o da.
Geldikten sonra OPET'e karar vereceğiz. Ondan sonra da hiçbir işimiz kalmıyor. Allah izin verirse bitmiş olacak yani. Bu arada modum gerçekten çok düştü. Çok canım sıkıldı çünkü. Bu 2 oldu. 2 ya da 3 oldu. Bir kere daha tamamen vloğum gitmişti. Bunda vloğun başı yok. Ya, sabah çok güzel bir enerjiyle başlamıştım size ama. Ya kartta o 3 videom ne yok? Çok üzücü. O yüzden şimdi bu çektiğimi de hemen alıp aktaracağım. Yarın da gidip Allah'ın izniyle bir kart alacağım kendime. Çünkü üzücü bir durum. Emek vermiştim. Ve görüntü yok elimde perdeyle ilgili. Artık perdem gelene kadar. Neyse artık gelince size gösteririm Allah izin verirse. Bir gün gezmelerde, bir gün alışverişte, bir gün saç başında. Dün gezmekten çarşıda ayaklarım şişmişti. Şimdi de bazlama mı yapıyorsun? Ha, yapıyoruz. Sıkma mı? Sıkmazsan bazlama olur ama. Hı? Sıkmazsan onu sadece bazlama. Ama biz sıkacağız. Kararlıyız. İyi hadi bakalım. Kahvaltımız da hazır zaten. Sadece sıkmalar kalmış. Şimdi annem açıyor, ben pişiriyorum. Bir de işleyecek birini bulduk muydu? Tamam hazır. Ben işlerim. Bizim de yağlar işler. Neyse ben kahvaltıya götürmekten kurtuldum. Niye olsun? Başka zaman kullanırım o hakkımı. Bitti. Ay bitti. Vay be vay. Sabah sabah ne güzel uyuyordum. Senin derdin neydi? Sen nankörsün. Sen nankörsün. Sen nankörsün. İki günden beri demiyor mu yapak diye? Tamam iki günden beri diyordum da. Biz de yersin sayenizde. Yani pazar günü olmuyor erken saatlerde. Erken değil öğlen oldu. Ama ben de uyku saat. Biz erkenciyik. Hadi bakalım. Sonunda kameramı açıp sizlerin yanına gelebildim arkadaşlar. En son sizinle sabah kahvaltısı yapmıştık. Şu anda saatlerimiz 10.30. Ama ben sadece bugün pasta. Musa'nın yüzünden bugün... ben bugün eve giremedim. Ve benim bugün tek hayalim evde böyle ayaklarımı uzatıp dinlenmekti. Şeker istiyor musun? Daha doğrusu dokun. Teşekkür ederim. Hiç istemiyorum şu anda. Bugün o kadar çok yoruldum ki size anlatamam. Bir tur AVM'yi kayınvalidem ve Musa ile gezdik. Bir tur Hanife ablamla gezdik. Oradan annemlere gittik filan derken ben bir türlü kamerayı elime alamadım. Ve hiçbir şey çekemedim sizlere. Eve de gelemedim. Neden gelemedim? Musacığımın yüzünden. Bugün pazarın hakkını verelim. Gel gezelim. Gel şöyle yapalım. Gel böyle yapalım derken bu saat oldu. Ama kim yoruldu ama? Musa yorulmuş. Eve gelince öğrenci çok yorulmuşum dedi. Ama iyi olmadı mı? Seni bol bol gezdirdim pazar günü için. İyi oldu. Ama evde de işlerimiz vardı yani. Onları da yapsak sanki daha iyi olurdu. O yüzden ben de bugün acısını çıkartmak için işimi de aldım. İş çıkardım neresi? Mutfağa geldim bu masaya. Ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Kaç gündür istiyorum şunu. Dün malzemeleri almıştık. O yorgunluğu yapamadım tabii ki de. Ben bugün böyle sabah evimizde güzelce kahvaltı yapar filan ondan sonra bu işleri hallederiz diye planlamışken her şey ana dökülmüş mü son? Ben koydum onları. Her şey yarım kaldı. Neyse ki eksiklerimiz vardı. Silikon tabancamız kayınvalidemdeydi. Allah'tan onu aldık geldik bugün. Biz aynı yapacağız. Ya yemeyeceğim. Sen bilirsin. Çok yorgunum var ya. O kadar yorgunum. Bir de pazar. O kadar yorgunluğun üzerine gittim. Yaklaşık 1-1.5 saat kadar da Mustafa Ali ile kudurduk resmen. Pazarın anlam öğrenme yaşattım ben sana. Evet, yarın artık dükkanda uyurum herhalde. Yorgunluktan. Şimdi ne yapacağız? Size ondan bahsedeceğim hemen. Çıkarttım ben, bana bak. Dur, bak çıkartmamışsın. Tamam aldım. Bunu almayacağız ya silikon değmesin. Ha doğru haklısın. Şimdi. Eline dikkat et ha. Keser mi? Belli olmaz tamam adam. Almaz şey, mı şeyini almıştır? Adam aldı da yine de dikkat et ona yani. Şimdi şöyle göstereyim. Karşıdan kamerada görünecek güzel oldu. Çocuk odamıza ayna yapacağız. Hem de bu şu boncuklarla. Daha önceki vlogumda göstermiştim. Biz bu boncuklarla yıldız yaptık. Başka nerede kullandık? Başka hiçbir yerde kullanmadık. Yıldız yaptık. Ha şimdi böyle bir çökten adam var. Onu da yapacak mısın? Noel baba adamı gibi. Noel
Noel süsü gibi bir şey. Değil mi? Değişik ama, değişik güzel bir şey var. Onu da yapacağız. Ama önce aynayı. Bu ayna çok hoşuma gidiyordu. Genelde gördüğüm modeller küçük modellerdi ve böyle çubuklu çubukluydu. Bambu çubuklar gibi çubuklardan da bizim aklımıza da bu boncuklar geldi. Boncukları. Ben üçlüyü getireyim şuradan. Ne gerek bu? Ha, orada yok. Şurada priz, bir de burada var. Boncukları tamamen aynanın kenarında şu şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Her yerine ve bu aynayı komodinin üzerine asacağım. Yanına da işte şeyler gelecek, raflar gelecek. Bu şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Bu arada aynayı 50'ye 50 kestirdik. Bizim raflara göre çocuk arasının ne rafı? Söyleyeyim. Çocuk rafı. Şifon yerinin üstüne aldığımız raflar var. Ona göre biz ayarladık. Evet, onu koyduk. İşte şifon yerim boyu falan derken böyle 50'ye 50 gayet iyi oldu. Hatta şöyle yaptık. Gitmeden önce bir gazete parçasını 50'ye 50 kestik biz. Oraya oturtturduk. Hoşumuza gitti. Şimdi de yapacağız. Boncukları da bu orta boy muydu? Yok, büyük. Allah var, kendimi garantiye almak için yaptım. 50'ye 50 gazeteyi kestim. Dedim şimdi küçük oldu, büyük oldu. Evet. Bismillah, şuna taktım. Ben var ya silikon işini hiç sevmiyorum. Şimdi bunu bir de ne içeri ne dışarı yapmam, yani dikkat etmemiz lazım. Versene bir tane nasıl? Ama sökebilir miyim? Şöyle. Nasıl yapacağız? Sökülür mü ya? Yok, o değil. Böyle. Şöyle mi? Hayır. Şöyle yağ mı oturuyor? Tabii. Delikler öne bakmayacak böyle. Şöyle. Tamam. Önemli olan. Çok anladın mı? Anladım. yapacağız. Hadi. Başlayalım, anca biter. Musa benden hiç destek almadan boncukları yerleştirmeye başladı arkadaşlar. Normalde başta birlikte yapıyorduk. Bu arada burası kötü görünüyor ışıktan galiba. Olabilir. Normalde birlikte yapıyorduk. Şu tarafa da birlikte yaptık ama zor oluyor. Birbirimizi engelliyoruz. Tek bir silikon tabancası var. O yüzden ben beklemek zorunda kaldım şimdi. Sadece şöyle boncukları ortaya çıkartıyorum. Ve sırasının gelmesini bekliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ha, bir de aynayı çeviriyorum sürekli. Bir şey değil mi? Bak, bu boncuklar biraz koyuymuş. Yok, senin gölgen de geliyor da. Hı. Bazı boncukların yapısında da var zaten. Öyle ama mi? Öyle çok gözükmez. Fark gölgen ettim de geliyor. Kamerada. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de arkasından böyle bir silikon çekeceğim şöyle. Aynen. İyi olur. Şimdi şurada bakın, şu kısımda hafif bir görüntü oldu. Biz daha mı dıştan alsak diye düşündük. Ama yok, sağlıklı olmadı. Böyle kaldırdık falan derken olmadı arkadaşlar. Artık böyle yapıyoruz. Az kaldı. Yarısı bitmek üzere. Hadi bakalım. Ama sanki boncuk yetmeyecek. Şu kaldı boncuk. Yetmezse alırız ya. Artık bakalım, inşallah. Yeter, yetmezse de yarın alırız. Zaten buradan kaldırmayacağım. Bu gece böyle donsun güzelce. O kadar matematik hesabın boşa gitti. Benim matematiğim hiç yok zaten. Ne? Ya, matematiğim hiç yok yani. Allah'a aşkına. Aynen. Ne zaman baş sıkışsa bu... Aha. Öyle hatalı olabiliyor. Silikon tutmamış. Küçük çocuğun dişi çıkar ya onun gibi. Öyle yaparız. Ora ne biliyor musun? Ne? Denediğin yer işte bak. Ha, bu dışarıdan denediğim yer. Dışarıdan denediğin yer. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde yaptık ama şurası yetmedi boncuk. Şu da bayağı kötü çıktı. Hatalı oluyor. Hatalı çıktı içerisinden. Biz buraya şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 paket alalım. 2 paket. 2 paket alırsak anca yeter. Herhalde 10 tane mi vardı bir tane? 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 şöyle. Tamamlıyor da belki bir tane, belki iki tane eksik kalır. İki tane alalım. Önemli değil. Aynen. İki tane aldığınızda yarın. Aha. O tamam. Ya onları ben sağlamlaştıracağım. Bu odaya gitmeden. Hayır. Burayı denediğimiz bölge burası. Öyle mi diyorsun? Böyle yapmayalım da arkadan yapalım dediğimiz yer.
Onu halledeceğim ben oraları. Şimdi bu bitti sayılır arkadaşlar. Şu sağlamlaştırılacakları halledecek Musa'cığım. Evet. Sadece şu kısım kaldı. Onu da Allah izin verirse yarın boncuğun devamını aldıktan sonra yapacağız zaten. Baş gibi. Sıkıntı yok ya. Bittikten sonra da yarın inşallah size detaylı bir şekilde gösteririm. Nasıl asacağımıza çok karar vermedik. Ben aslında biraz duvara yapıştırma taraftarıyım. Ama Musa'cığım benim telefon susmayacak. Bir şey yapıştırma taraftarı değil. Evet Musa'cığım asalım diyor. Bir düşse yani başarız. Aslında şuradan şöyle bir askı böyle değişik ipler oluyor. Jüt ipler. Jüt ipler. Onun planla onunla yapabiliriz. Şey yaparız, otur. Ellerine sağlık. Aynen. Güzel oldu. Bebeğe gelmediğimiz gün yok arkadaşlar. İş yerini kapattım. Şimdi bebeğin son eksiklerini almak için artık böyle bezdir, tırnak makasıdır falan küçük küçük parçalar kalmıştı. Onları halletmek için ebeveye geldik. O ne? Termal çantaymış. Yani doğduktan sonra yaklaşık bir 6 ay sonra lazım diye biliyorum. Mama falan içindir. Çok gerek yok öyle bir şeye. Şimdi bez bakacağız. Bez mi? Bez bir numara alacağız. Prima tercih edeceğim. İlk tercihim Prima olacak. Bakalım. Beğenirse beyefendi onunla devam ederiz. Beğenmezse de değiştiririz artık. 4-8. Şimdi sen burayı da öğrendiğin iyi oluyor bence. Niye? Yanlış yani yanlış derken bittiğinde en azından gelip hangisinden nasıl alacağını biliyorsun. Bilmem. Ben bilmem. Şimdi şunu alıyoruz. Prima'nın Premium Tier diye geçiyor. Bir numarası 2 ile 5 kilo arasındaymış. Biz şuna baktık ama bu değil. Bu 3 kilodan küçük olan bebekler için galiba piramitüre bebekler için olanı. Değil mi? Evet 2-5. Bir tane daha alacağız biz 2-5. 2 tane. Aynen 2 tane şimdilik yeterli. Artık yetmezse devamına bakacağız. Ya 2-3 güne bir tane değiştirsen. Ne? Ne dedin? Ne dedin? Benim çocuğum akıllı olacak. Fazla ya bir şey söyleyeceğim. Ha? Benim çocuğum akıllı olacak. 2 güne bir, 3 güne bir. Dedi ve hastaneden çıktıktan belki 2 hafta sonra tekrardan buraya geldi. 2 haftaya kalır mı bilmiyorum bile. Hani günde kaç tane kullanılıyor gerçekten bir bilgim bak, yok. Ben diyorum bilgim var. 2 güne 3 güne bir tane. Bunu hatırlatacağız Musa'ya hep birlikte. Bir şey söyleyeyim mi? Şunlar çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Ne? Ama bizim bebişimiz yaza denk geliyor. Çocuk yanar bunda benle birlikte. Şimdiden kışa da al. Kışa da ağır olur ama. Bir yaşına bile olmuyor. Ama 6-7 aylık çok büyük değil mi? Ne yapıyormuş? Baksana bunu? Siling bu. Böyle anneye bağlıyorsun. Ama şu çok hoşuma gidiyor. Model olarak. Nereye gidiyorsun ki bağlayıp böyle? Ya geziyorsun işte. Çocuk arabası aldı. Ay Musa. Yani? Bak bu da güzelmiş. Biraz daha Sevi bebeğinin aynen. Çok güzelmiş gerçekten. Şundan da almadık. O ne ki? Bu set kancası diyor. Şey için. Arabaya bir arabaya şey takıyorsun. Ha? Arabaya bir şey takmak için. Ama bir tane de çeşitleri varsa renkli. Baksana şurada bardak tutucu var. Bu da çok mantıklı bir şey. Uzun yol yapmayacaksın Emine çocuklar. Yok ama şunu düşüneceğim. Bu böyle kaç ayda kullanılıyor? Kaç aya kadar sesin kullanılabiliyor? Sesin termos mermos böyle bir yanına bakacağım sıcak su termosu. Ya aşk olsun Musa ya. Uzun yola gitmiyorsun çocuk arabasıyla ne gideceksin? Şuradan şuraya da bir yani. Bak burada güzel şeyler varmış. Biz bu tarafa hiç geçmiyoruz farkında mısın? Ha ayna var bak. Çocuk arabası. Dikiz aynası. Bebek dikiz aynası. Hayır tamam, canım çocuk arabası değil hayatım o ya. Bu da farklıymış. Ama ben buna korkarım. Ben size tortumu aldım. Sana bence böyle şey ama bakıyorum ya. Bir seçemedim. Çok kararsızsın. Karıştırdım çünkü. Tarak. Ay tarak nereden çıktı? Bizim tarak setimiz, fırça setimiz vardı. O yüzden sadece tırnak makasını normal makasını alacağız dedik. Tırnak makası olarak şu güzel. Ben şöyle bir şeye bakıyordum. Ama sen diyorsun ki tutması, büyük olsun. Tutması, tutum yeri senin için kolay olur. Kolay kavramı normal tırnak makasında bile zaten bizler zor tutuyoruz bazen küçük olursa. Bunun da bu rengi var. Yani bir yeşil, beyaz, mavi vesaire olsaydı neyse.
tüm seti almak. Şu da güzelmiş de bunun da mavisi yok veya da farklı rengi yok. Kız çocuktan her şey var, farkında mısın? Kız çocuktan her şey var. Ürün çeşidi daha çok kız çocuktan. Şimdi şunlar var bizde. Burun aspiratörünü henüz almadım. Nasıl bir şey alacağımı da bilmiyorum. Bunun almaya da gerek yok. Böyle bir set almaya da gerek yok o yüzden. Sen bir tırnak makasıyla sadece evet. Makas mı? Yani ya da törpü. Hmm. O da yok. Anladın mı? Şu çok değişik bir şeymiş. İlk defa gördüm. Ney ki o? Banyo ve konak fırçası diyor. Benim fırçalarımı temizlediğim silikona benziyor. Ne bakalım şu sen küçükler sen var bak. Cibilde götürürsün. Cibilde var mıdır ki? Bence vardır. Tamam gideriz oraya bakarız. Başka da yok herhalde değil mi? Ben bak bir de şöyle var. O da gereksiz ki. Evet şu geçen fırça ne yapacaksın şey saç fırçası geldi zaten. Bu saç fırçası değil. Neyi fırçası? İşte tırnaklarını fırçalıyorsun. Ne yapıyor şöyle çiğ köften mi yapıyor da içinde ya. Tırnaklarına şey atacak. Makası yok. Zaten ben kesinlikle kesemem. Cibile bakalım o zaman buna. Bunu geçelim bak. Banyosunu gelin. Kesin bunu aldım diye bana kızacaklar ama. Niye ne var ki? Annemle annem. Ama çok yumuşak ona. Geçen bakmıştım evet, ya. Evet bunlar güzel ya. Baksana. Bak yumuşacık. Şöyle. Bak onu alabiliriz. Güzelmiş. Aynen, boyutu alayım. Da güzel. Ne güzel? Boyutu da güzel. Aynen. Küçük de değil, çok büyük de değil. 30 liraymış. Eve geldik arkadaşlar. Direkt mutfağa giriştik çünkü ikimizin de işi var. Musacığım hemen şurada aynaya devam ediyor. Dünden yarım kalan boncukları aldık tamamlanmadığı için. O onları yapıyor. Bir de gördüğüm kadarıyla düşenler var. Daha asmadan düşenler var. Onları hallediyor. Ben de yemeği yapmaya başlayacağım. Gereken şöyle 4 tane baget aldım. Bu şeklinde. Bunu ocağa koyacağım. Bunlar pişecek. Tavuklu pilav yapacağım bugün akşama. Bir de canım aşırı derecede kek istiyor. Bugün kek yapacağım. Şimdi şöyle hazırladım malzemelerimi. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, bildiğiniz normal düz kek, 1 su bardağı süt, kabartma tozu, şeker, vanil. Böyle belki zebra kek yaparım diye yanına kakao aldım. İşte yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Bu kadar. Kek kalıbımı da yanıma hazırladım zaten. Bu kalıpta yapacağım. Normalde her zaman şu yüksek kalıplarda yapıyordum. Bu sefer bunu da yapmak istiyorum. Şimdi önce ocağı açayım, sonra keklerini yapmaya başlayayım ben. Bu sefer de silikon yetmeyecek. Demiştim. Biliyordum. Ama sen dedin ki yok yeter. Merak etme. Dedim yeter. Ve hızlı yapıştırıcı da dükkana gitti. Aynen ha, valla. O yüzden ne yapıyorsun? Şimdi çıkıyorsun, gidiyorsun, şeyi alıyorsun, silikonu. Çünkü onu da sen dükkana götürdün bugün. Yetiştireceğim gibi ama. Hadi bakalım. Ama yetiştirmek için de böyle uyduruktan bir şeyler yapma bence. Tabii ki de. Bu arada eksikleri aldık. Sadece yine tırnak makası kaldı. Hatta aldıklarını size bir gösteririm birazdan. Bir de kameralarda güzel indirim vardı. Aslında ona da baksak dedik ama çok fazla bir araştırma yapmadı. En baştan beri söylüyorum ben. Hani Musa'ya bu iş sende. Ben çok anlamam böyle şeylerden kamera diye. Kamera işini bu akşam izleyin. Halledecek inşallah. Çözeceğim. Güzel bu indirimler akşam, vardı ama. Bu akşam evet, çözerim. İyi gittiniz daha arası. Tamam. Ben şimdi kekimi yapacağım. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Şöyle tavuklu pilav yaptım. Pilavımı da tavuk suyuna yaptım. Gerçekten nefis kokuyor şu anda. Musacığımın ellerinden salatamız, bol nar ekşili ve kekim. Hepsi hazır. Kek biraz böyle soğusun diye buraya koydum. Artık üstünü bir şeyle kapatırım biraz sonra. Yanına bir de ayran yaptım. Artık yiyebiliriz değil mi? Evet, çok acıktık. Aşırı acıktık gerçekten.
Yemeğimizi yedik. Şimdi size aynanın bitmiş halini göstermek istiyorum. Aynaya dokunmam kesinlikle yasak konuldu. Çünkü böyle sonradan yapıştırdığında Musa'nın hafif atmalar var. Bir de en arkasına yarın dükkanda hızlı yapıştırıcı var. Bu spreyle yapıştırılan yapıştırıcılardan. Ondan geçecek kesinlikle düşmemesi için. Bu arada aynayı bu duvara düşünüyoruz. Şu tarafa da raflar olacak arkadaşlar. Bu arada bugün de şunları aldık. Bunu ebebekten aldık. Yıkama süngeri bebek için. Bunu Civil'den aldım. Normalde Vips'in silikon emziğini almıştım ama pardon, Vips'in kauçuk emziğini almıştım. Bir tane de silikon emzik edinmek istiyordum. V-Baby'yi tercih ettim onda da. Çünkü Vips'te silikon yoktu ebebekte. Bir deneyelim. Belki sever, belki sevmez. Bir de böyle kulak çubuğu aldım. Yeni doğduğunda kullanılıyor mu bilmiyorum ama lazım olacak elbette. Şöyle göstereyim. İki tane de Prima'nın 70'li bezini aldım. Bir numara aldık. Artık lazım olursa yine lazım oldukça gidip alınır. Artık bedenine göre de tercih edeceğiz. Bakalım bunu sevecek mi? Onu da bilmiyorum. Göbek bağı oyuntusu varmış. Islaklık göstergesi varmış. Bunları da kasada alırken okudum yalnız. Bu ıslaklık göstergesini daha önce duymuştum da göbek bağını hiç hatırlamıyordum açıkçası. Dikkat etmem gerektiğini de unutmuştum. Gayet de iyi oldu. Burada da hala hazırlananlar, hazırlıklar var. Dokunmadın. Hiçbir şey ellemedim. Aman ha. Bunu arkadan tekrardan yapacağım çünkü. Şunu göstermiş miydim size? Çay. Şunun güzelliğine. Bakın. Bu bununla. Çok güzel olmuyor mu? O çok güzel. Bu çok güzel. Aykut'un buna dahi yani fikirleri var. Bakalım. Abi diyor. Hatırlıyorsun değil mi? Bak şunu solaya şöyle koysam ayıp olmaz herhalde. Yok, olmaz. Abi diyor buradan ne yapalım diyor. Abi diyor bir şey buldum diyor. Lan ne oldu hayır dedim. Ben de ciddiye aldım. Buradan delek abi diyor. Çocuk diyor buradan baksın diyor. Tamam. Ne yapacaksın işte Aykut. Aykut tamam dedim. Aykut bunu ilk önce biz fotoğraf makinesi gelecek. Fotoğraf makinesi gelecek diye bekliyoruz. Kargoda biraz gecikme olmuştu çünkü. Gerçek fotoğraf makinesi aldık zannetmiş çocuğa. Neyse bunu görünce bir garipsedi. Anladım ben onun hani bir şeyi garipsediğini de. Hadi ya abi aç at diyor. Sonra anladım. Ben o bayağı dijital bir fotoğraf makinesi. Çocuk fotoğraf makinesi bekliyormuş. Aynen çocukların kullanabileceği bir makine bekliyormuş. Dedim ki yok ona daha erken Aykut. Neyse burası dediğim gibi böyle kalacak. Hala alıp her şeyi buraya biriktiriyorum. Hatta şurada tacım var. Burada bebişin... Neydi bunun? Fırçası vardı. Saç fırçası var. Aynen. Böyle birikiyor işte arkadaşlar. Hadi çaya artık. Hak ettim bence ben bugün. Takım çantası var. Evet. Oğlumuzun ilk kullanacağı eşyalar. Bu asla bu odadan çıkmayacak. Çünkü avizeyi takmadı Musa. Avizeyi takacağım. Bilerek bekliyorum. Ampulünü. Buraya bak kör. Burası biraz kör ampul. Evet. Daha... Ampul alacaksın değil mi? Ne zaman? Kuvvetli ampul alacağım ondan sonra. Eylül'de filan. Ya bir daha. Haklısın. Tamam. Şimdi şuna dokunsam hepsi dağılsa. Aman bak. Çay faslını bitirip dut yemeye geçtim arkadaşlar ben. Ben çok severim bu arada dutu ama böyle ağaçtan toplanacak. O manavdan aldığımız bu iri iri dutları sevmiyorum. Böyle beyaz dut olacak. Küçük küçük olacak. Çok güzel gerçekten. Kayınbabam dün toplamış. Dün bize gelin alın dedi akşam. Musacığım gitmemişti. Bugün çağırdı. Gel al dedi. Bak kızın canı ister gel dedi. Yine gitmedi. Ya, dayanamamış sağ olsun. Kayınbabam getirmiş. Şimdi de hep birlikte işte çay içtik. Kayınbabam, Musa, ben. Kekimden yedi. Ondan sonra da gitti. Ben de şimdi direkt yemeye başladım. Çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Tam da mevsimi Osmaniye'de. Bu küçükler bal gibi oluyor. Sen niye yiyorsun? Seviyorum ben. Bak ya. İşte bal. Aa bir de diyor ki bu küçükler çok güzel oluyor. Gerçekten. Yani dut bence ağaçtan toplanıp yenilmeli. Gayet de güzel. Ama sen yeme. Hak etmiyorsun. Kek de güzel olmuş. Bir de bahçeden. He? Kek de güzel olmuş dedim. Evet, kekim de ön onay aldı Musacığımdan gerçekten. Normalde sevmiyor biliyorsunuz. Ama bazen böyle canı isteyip benimle birlikte yiyor. Ben de seviyorum aslında evde hani çayın yanına sürekli akşamları bir şeyler olsun diye. Çok uzun zamandır da hiçbir şey yapmıyordum. Hem kendim yemeyeyim hem de Musa yemesin diye.
yapılmıyordu yani. İyi oldu, bugün de kek yaptım. İşte kayınbabam yedi, kayınvalideme gönderdim. Yarın dükkana kardeşime götürürüm, onsuz asla. Çünkü çok sever öyle şeyleri. O yüzden iyi oldu. Şimdi dut yiyeceğim. Ben konuşurken gerçekten çok fazla nefes nefese kalıyorum. Şu anda yürümediğim halde nefes nefeseyim yani. Öyle arkadaşlar, size de bahsedeyim dedim. Ben artık gideceğim. Çünkü yarın için hazırlık yapmam lazım. Arkadaşımın kınası var. Kendime bir elbise seçeceğim. İşte ojelerimi falan çıkartacağım. Onları değiştireceğim anca. Ondan sonra da yatar dinlenirim zaten. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.